genel izleyici kitlesi için uygundur. EkoTürk Ekranı Akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Talip Küçükcan bizlerle. Kendisi uzun yıllar İngiltere'de kimlik üzerine, Türk ve Müslüman kimliği üzerine çalışmalarda bulundu. Bu çalışmaları üzerine bugün hocamızla konuşacağız ama öncesinde aynı zamanda kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Endonezya Büyükelçisi olduğu hayırlı olsun dileyelim. Hocam hayırlı uğurlu olsun yeni büyükelçiliğiniz. Teşekkür ediyorum Canan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz biz de hocam. Hayır, uğur ve bereket getirmesini diliyoruz EkoTürk ailesi olarak yeni vazifenizin. Hocam, şimdi Türk ve Müslüman algısıyla ilgili çok uzun seneler çalıştınız ve bununla ilgili kitaplarınız var. O halde ilk soruyu oradan getirelim size. Avrupa'da Müslüman ve Türk algısı üzerine ne söyleyebilirsiniz bizlere? Avrupa'daki Müslüman ve Türk algısını 3 döneme ayırmak mümkün. Birinci dönem, daha çok Osmanlı dönemi olarak belki de konumlandırabiliriz. Bu dönemde Osmanlılarla Avrupalıların ilişkilerine baktığımızda daha çok Osmanlıların Avrupalıların içlerine doğru bir fetih hareketi içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı ile ilgili o dönemdeki anlatılar genellikle bu savaşlar üzerine kurulu anlatılar. Onu ifade etmekte yarar görüyorum. Ama aynı zamanda şunu da görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğundaki sanat, edebiyat, ekonomik gelişmeler Batı'nın dikkatini çeken gelişmelerdir. Bunların da Avrupa literatüründe yer aldığını görmekteyiz. Ama genel olarak değerlendirdiğimizde Viyana kapılarına kadar giden bir Osmanlı Türk'ünden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada Osmanlılarla ilgili imajların daha çok savaş ve şiddet içerikli olduğunu söyleyebiliriz. Bir tehdit olarak görüyor Osmanlı'yı ve Türkleri. Elbette Avrupa'nın zihninde ve kolektif hafızasında Türklükle İslam aynı şey. Onu da ifade etmekte yarar görüyorum. Çünkü Avrupa tarihini okuduğumuzda şunu görüyoruz. Avrupa'da tabii İslam'ın belirli dönemlerde yayıldığını da görüyoruz. Özellikle işte Osmanlıların etkisiyle, ticaret erbabının, tasavvuf erbabının, işte Anadolu'dan giden Erenlerin etkisiyle Avrupa'nın çeşitli yerlerinde İslam'ı kabul eden bir takım Hristiyan veya başka dinlerden insanlar var. Avrupalılar var yani. Onlara Müslüman oldu demiyorlardı. Onlara Türk oldu diyorlardı. Bu bize şunu gösteriyor. Yani insanlar din değiştirip Müslüman olduklarında aslında Müslüman oldu denir. Ama Avrupalılar Türk oldu bunlar diyorlardı. Çünkü Türklükle İslamiyet bu kadar iç içe geçmiş bir kavram Avrupa'nın zihninde, onu söyleyelim. Bu birinci dönem. Bugün de işte Viyana'ya gittiğinizde veya çeşitli ülkelere gittiğinizde müzelerinde genelde bu çatışmaya yönelik, savaşlara yönelik izleri takip etmeniz, görmeniz mümkün. Ama biraz daha detaylı bakıldığında mesela çeşitli büyükelçilerin veya büyükelçi eşlerinin Osmanlı İmparatorluğu döneminde kalıp da burada yazdıkları sonradan mektuplar var. O mektuplara bakıldığında aslında Osmanlı toplumunun daha incelikli bir şekilde ele alındığını, tanındığını görebiliriz. Bu tarihsel hafıza her zaman canlı kalıyor, onu ifade edelim. Yani Edward Said'in Orientalizm kitabında bize açık ve net gösterdiği gibi Doğu Avrupa'nın gözünde genelde de negatif olarak resmediliyor. Yani Doğu daha işte barbar, daha şiddete yatkın, kadın ve insan haklarının olmadığı radikal olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bu izleri hep zihnimize bulundurmamız gerekiyor. İkinci dönem Avrupa'daki Türk ve Müslüman imajını belirleyen 1960'lı yıllardan itibaren oraya giden göçmenlerimiz. Yani Türkiye'den giden göçmenler, Türkiye'den giden işçilerimiz. Biliyorsunuz Avrupa 1960'lı ve 70'li yıllarda çok ciddi bir kalkınma hamlesi içerisindeydi ve bu kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi için yeterli iş gücüne ve beşeri sermayeye sahip değildi. O nedenle farklı ülkelerde insanları oraya çalışmaya davet ettiler. Yani bu insanlar Türkiye'den kaçarak gitmedi veya başka yerlerden kaçarak gitmedi. İkili anlaşmalar neticesinde gittiler. İşte Türkiye'de işte bu sene mesela 60. yılını bunu kutluyordu Avrupa'ya gidişin. 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye, Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerle anlaşmalar yaptı ve buralarda Türkler çalışmaya, üretmeye, o ülkelerin ekonomilerine katkıda bulunmaya başladılar. Ne yazık ki tabii Türkiye'den gidenlerin büyük bir çoğunluğu eğitim düzeyleri düşük olduğu için genelde kendi getolarında yaşamak zorunda kaldılar. Avrupalı ülkelerin de
Türklerin, göçmen Türklerin entegrasyonu konusunda özel bir politikaları olmadı. Yani onlara o dilleri öğretmek, çocukların okumasını sağlamak, iyi maaşlarla onları iyi yerlerde çalıştırmak, yani sosyal mobiliteyi sağlayacağı herhangi bir girişimde bulunmadılar. Uzun sürede zaten Türkleri geri dönücü olarak gördükleri için, misafir işçi olarak gördükleri için Türklerin entegrasyonuna yatırım yapmadılar. Bu da tabii ki neyi doğurdu? Türklerin gettolaşmasına, kendi içlerindeki işte kültürel bariyerlerin artmasına neden oldu. Dolayısıyla bu dönemde de imajların çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Tabii ki bireysel olarak baktığımızda çok başarılı Türkler var orada. Çünkü sistemin bu kadar baskısına rağmen, daha doğrusu sistemin cenderesini kıran, iyi eğitim alan çok başarılı iş insanları var. Bugün Almanya'da mesela 150 bine yakın iş insanı çok sayıda Almanya'da istihdam edecek duruma geldi. Tabii bu başarıların imajları biraz daha düzelttiğini söylememiz lazım. Ama genel olarak bakıldığında yine de Avrupa'nın tabii sadece Türklere yönelik değil, bütün göçmenlere yönelik biliyorsunuz. Özellikle son yıllarda biraz daha artan bir olumsuz bakış açısı var. Bu bizim tabii Türkiye'ye de yansıyan bir bakış açısı. Türkiye'yi de o gözle görüyorlar. Dolayısıyla göçmenler üzerinden inşa edilen Türkiye imajının da çok olumlu olmadığını ifade edelim, istisnalar olmakla beraber. Tabii bunda bu bahsettiğimiz ülkelerdeki kimlik kaygıları, kimlik politikaları, çoğulcu izlemelerine rağmen çoğulcu olmamaları, göçmenleri dışlamaları, onları gettolara itmelerinin nedeni var. Onu da söyleyelim. Yani bunun sebebi orada yaşayan göçmenler veya Türkler değil. Bunun ana nedeni yaşadıkları ülkelerdeki hükümetlerin ilgili politikaları zamanında yürütmemeleri ve toplumun geniş kesimlerine, yabancılara kucaklayıcı bir perspektif çizememeleri. Bunu söylemekte yarar görüyorum. Hükümetlerin başarısızlıkları üzerinden okumak gerekir o zaman bunu diyorsunuz. Tabii ki yani gelen, o ülkelere gelen ve sizi davetinizle gelen, ekonomimizin kalkınmasında çok ciddi katkılar veren insanları topluma entegre etmek için, topluma uyum sağlamalar için, yani o toplumun birer ferdi haline getirmek için uğraşmalısınız. Hatta orada vatandaşlık politikaları bile çok sıkıntılıydı. Yani 2000'li yıllara kadar Türkler, hala bazı ülkelerde bu yasaklar var. Çifte vatandaş olamıyor. Ya Türklüğünüzü bırakacaksınız, Türkiye vatandaşlığınızı, ya diğer ülkenin vatandaşlığını bırakacaksınız gibi pek çok tartışmalar var. Bütün bunlar tabii ki Türklerle ilgili imajları etkiledi. Onu ifade etmekte yarar görüyorum. Elbette şunu da söyleyelim. Bunu aslında üçüncü kısmı söyleyecektim ama ya Türklerin Müslüman olması, kültürel olarak asimile edilememesinin de bunda etkisi var. Yani Türkler asimile edilmeyen, kendi kimliklerini koruyan, kollayan insanlar. Bu bahsettiğimiz pek çok ülkede, şu anda 6 milyona yakın Türk diasporasından bahsediyoruz. Her ülkede bu insanlar cami kurmuş, okul kurmuş, kimliklerini tekrar genç kuşaklara aktaracak, dillerini aktaracak kurumlar inşa etmişler. Bunun da yarattığı bir aslında direncin rahatsızlık yarattığını söylememiz mümkün. Üçüncü dönem ise 2000'li yıllardan itibaren aslında Avrupa'daki Türk imajının daha billurlaşmasını, daha da belirginleşmesini gördüğümüz dönem. 2000'li yıllara kadar tabii Türkiye'deki ekonominin sıkıntılı olması, Türkiye iç siyasetindeki bölünmüşlükler, parçalanmışlıklar, ekonominin zayıf olması, terörle ilgili meseleler, insan hakları ile ilgili konular Türkiye'nin imajını çok ciddi bir şekilde sarsıyordu Batı dünyasında. Ama 2000'li yıllardan itibaren özellikle Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gelişmeler ve Türkiye'nin işte 2005 yılında artık müzakere etmeye başlamasıyla aslında imajlarda ciddi düzelmeler oldu. Türkiye ekonomisi ciddi bir kalkınma hamlesine girdi. Türkiye-AB ilişkilerinde çok yasal değişiklikler yapıldı ve Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili pek çok mesele ortadan kaldırıldı. Kültürel kimlikler üzerindeki baskılar ortadan kaldırıldı. Bu bütün dünyada aslında çok önemli yankılar yarattı. Yani Müslüman bir ülke, demokratik bir ülke, laik bir ülke ve bütün bu bahsettiğimiz kavramlar arasında geçişkenlikler var. Çatışma yok, kavga yok. Kimse bu konularla ilgili yani Batı dünyasında kopmuşluk yok. Malum şunu da hatırlatmak lazım değerli izleyicilerimize. Osmanlı Türk modernleşmesi Osmanlı'nın son 200 yılından itibaren başlayan bir modernleşme. Yani Türkiye'nin yüzü her zaman Batı'ya dönüktü. Ama bütün bunlara rağmen Batı dünyasında bir blokaj hep söz konusu oldu. Bir duvar örme söz konusu oldu. Ve bu duvarın aslında çok kültürel temelleri ve kaynakları olduğunu görüyoruz. Bakın 2000'lerden sonra imaj çok iyi gelişti. Hatta bütün Batı literatürüne baktığınızda şunu görebilirsiniz. Batı'daki gazeteciler, entelektüeller, aydınlar ve yazılan kitaplara baktığınızda Türkiye'ye model ülke olarak sunulmaya başladı. Bu ne demek? Bir ülkeyi model ülke olarak siz başka ülkelere sunuyorsanız o ülkeyle ilgili imajlarınız oldukça iyi demektir, değil mi? Model ülke derken hocam bu sosyal ilişkiler üzerinden mi, çoğunluk, çoğulculuk üzerinden mi ne, ya da işte çok kültürlüğe bakış üzerinden mi, ne üzerinden model?
Bütün bunlar içerisinde aslında alan bir kavram, model ülke. Kastettiğimiz şey şu, Asya'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da bir aslında arayış var değil mi? Yöntem arayışı var, yeni bir siyaset arayışı var. Bu siyaset arayışı içerisinde özellikle Müslüman nüfusu itibariyle söylüyorum, nüfusu Müslüman olan, demokrasisi olan, seçimle hükümetlerin gelip seçimle hükümetlerin gittiği, aynı zamanda ekonomisi de düzelebilen, güçlü olabilen bir örnek yok dünyada bu bahsettiğimiz coğrafyada. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda bir model olarak gösterildi. Yani bölgesel bir ülkenin toplumu, tabii Müslüman olabilir, Müslüman topluluk demokrasiye inanmış olabilir ki zaten vakada böyle. Ve bu ülke hem demokrasiyi hem laikliği hem de İslam'ı aynı potada buluşturabilir. Dolayısıyla bu çok ciddi bir örnek. Yani çoğu ülkede ya işte din devleti istiyor insanlar ya da sadece seküler bir devlet isteyip din özgürlüklerini çok ciddi kısıtlamalara tabi tutabiliyor. Dolayısıyla ekonomik gelişmişlik açısından da baktık. Türkiye bugün Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde 7. büyük ekonomiye sahip. Dünyada 17. aşağı yukarı büyük ekonomiye sahip. Bütün bunlar Türkiye'nin olumlu bir imaj çizmesine neden oldu. Aması var tabii şimdi. 2010'u biraz aştıktan sonra 2014-15'e geldiğimizde bu bahsettiğimiz model ülkenin yerini başka bir ülke almaya başladı Avrupa'nın zihninde. Tabii bunu inşa eden belirli bir siyaset, onu söyleyelim. Türk dış politikası, Batı dış politikasından, Avrupa dış politikasından, NATO dış politikasından kısmen ayrılınca, kendi yolunu çizmeye başlayınca, bağımsızlaşınca, yerli ve milli olmaya başlayınca, bu defa Avrupa'da Türkiye ile ilgili olumsuz kanaatler hemen yayılmaya başladı. Türkiye'nin aslında Batı İttifakını bir tarafa bıraktı, Rusya'ya yakınlaştı, Türkiye'nin daha çok Orta Doğu'lulaşmaya başladı, Türkiye'nin eksen kaybının olmaya başladığına ilişkin pek çok iddia ortaya çıkmaya başladı. Elbette bu ana akım medyada, ana akım akademide, ana akım düşünce kuruluşlarında hep raporlarında ifade edilmeye başladı. Bu da Türkiye'nin imajını olumsuz yönde etkiledi. Ama şunu gördük son zamanlarda, özellikle Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'nin ne kadar kritik bir ülke olduğu ortaya çıktı. Bugün işte Rusya ile konuşabilen, Ukrayna ile konuşabilen, işte bütün özellikle Afrika ülkelerindeki açlığı giderecek gıda anlaşmasının yapıldığı yapabilen bir ülke, bu arabuluculuğu yapan bir ülke olarak önemli bir noktaya geldi Türkiye. Bu da Türkiye açısından olumlu bir imaj çiziyor. Ama şunu söyleyelim, mutlak anlamda işte her alanda müspet bir imaj, mutlak anlamda her alanda olumsuz bir imaj yok. Bunlar zaman zaman içe geçişkenlikler olan, değişkenlikler olan konular. Ama şunu söyleyelim, Avrupa'da işte 5 milyonu aşkın Türk var. Artık yani Türkiye, Avrupa, Türkiye, Batı birbirine entegre ki aslında siyasal olarak ve imajlar olarak ne kadar ayrışılsa da zaman zaman eleştiriler olsa da aslında bu iki ayrı coğrafya olmakla beraber nüfuslarla zaten birleşmiş gibi görünüyor. Evet. Peki hocam, Avrupa ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Müslüman ve Türklerin topluma bakışları nasıldır? Yani bir açıdan evet, devlet belli politikaları yürütmedi ya da bir kısmını yürüttü. Dolayısıyla yatolaşma olduğu ilk dönemde ve ikinci dönemde belki adaptasyon problemleri yaşandı. Peki Türk halkının bakış açısı bu dönemlerde nasıldı? Oradaki diasporanın. Bir topluluğun yaşadığı ülkeye bakışını nereden anlayabiliriz, nasıl ölçebiliriz? Birinci aslında ölçek, bu insanların oradaki siyasal sisteme, ekonomik sisteme, kültürel hayata katılıp katılmaması, uyum sağlayıp sağlamamasıyla alakalı. Şunu ifade etmekte yarar görüyorum, bunun en önemli kriterlerinden bir tanesi vatandaşlık. Siz yaşadığınız ülkede bir gelecek inşa etmek istiyorsanız o ülkenin vatandaşı olmak istersiniz. Evet. Vatandaş olduğunuz andan itibaren zaten bir takım siyasal haklardan yararlanma imkanınız söz konusu olabilir. Vatandaş olmayanların bir takım temel hakları vardır elbette. Yani ticaretle de uğraşabilirsiniz, işte okula da gidebilirsiniz, sağlık hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. Ama mesela oy veremezsiniz. Evet. Seçme ve seçilme hakkınız yoktur vatandaş olmadığınız sürece, değil mi? Dolayısıyla oradaki Türklerin yaşadıkları ülkelere, Avrupa'ya bakışını test etmenin belki de en güzel yolu onların vatandaş olup olmama isteklerine bakmak. Türkler vatandaş olmak istediler ve büyük oranda yaşadıkları ülkenin vatandaşı olmak istiyorlar zaten. O nedenle özellikle son yıllarda biraz daha detaylı bakıldığında bütün araştırmalar bize şunu gösteriyor. Türkler yerel siyasetten tutun ulusal siyasete kadar her alanda etkili olmaya, işte seçimlere girmeye, oy vermeye başladılar. Bunu söylemekte yarar görüyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki siyasal anlamda Türkler entegrasyona açık. Türkler kapıyı kapatanlar değiller. Ama bazı ülkelerde biz şunu gördük mesela,
Hollanda'da gördük bunu, Fransa'da gördük. Diyelim ki Türkler siyasete girmek istiyorlar. Tabii Türkler kendi partisini kuracak halleri yok orada. Etnik bir parti kurmanın bir anlamı yok. Türkler mevcut partiler içerisinde kendilerine yer bulmak istiyorlar. Kimisi sosyal demokrat partiler içerisinde, kimisi muhafazakar partiler içerisinde kendilerine yer bulmak istiyorlar. Çünkü kendi geleceklerini orada şekillendirmeye çalışıyorlar. Peki ne kadar kabul görüyor Türkler bu partiler tarafından? Asıl sorulması gereken sorulardan bir tanesi bu. Ayrımcılığa tabi tutulmadan, isimleri farklı olduğu için, renkleri farklı olduğu için, dinleri farklı olduğu için acaba bir farklı muameleye tabi tutuluyorlar mı? Bir ayrımcılığa tabi tutuluyorlar mı? Bunlara bakmamız lazım. Mesela bazı ülkelerde şunu gördük biz, Fransa'da ve Hollanda'da gördük. Mesela Ermeni meselesinde Türkiye'deki pozisyonu alanlar, yani Ermeni soykırımı olmamıştır diyenleri partilerden attılar Avrupa'daki ülkelerde. O zaman burada sorulması gereken şu, ya Türkler siyasete girmek istiyor ama sırf Avrupa'nın kendi işte bazı partilerin tercihlerinden dolayı bu mümkün olamayabiliyor. İkinci saha ekonomi. Yani Türkler yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine çok büyük oranda entegre olmuş vaziyetteler. Hem çalışanlar olarak, üretenler olarak, vergi verenler olarak hem de işverenler olarak şu anda Avrupa'nın pek çok yerinde yatırım yapıyorlar. 1960'larda, 70'lerde Türkler biriktirdikleri paranın büyük bir kısmını Türkiye'ye getiriyorlardı. Türkiye'de ev alıyorlardı, Türkiye'de arsa alıyorlardı. Ama yeni kuşak Türklerin hiçbirisinin böyle yatırım olmadığını görüyoruz. Onlar yaşadıkları ülkelerde ev alıyorlar, yaşadıkları ülkelerde işte geleceklerini inşa edecek yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla buradan da baktığımızda aslında Türklerin yaşadıkları ülkelere olumlu baktıklarını görüyoruz. Bir başka alan istihdam alanı. Hocam, Canan Hocam, bu evet. Çok önemli bir alan. Aslında bu, biz burada kritik belki noktalardan bir tanesi bu. Yani Türkler çalışmak istiyorlar. Sadece Türkler değil, diğer bütün farklı zamanlarda gelmiş, ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak olmuş. Şu anda biz dördüncü, beşinci kuşak Türklerden bahsediyoruz yani. Tabii 60 yıllık bir dönemden bahsediyorsak artık dördüncü kuşak, beşinci kuşak neredeyse orada. Ve bu çocuklar, bu gençler orada doğdular, büyüdüler. Türkçelerinden daha iyi Almanca, Fransızca, İngilizce, Hollandaca konuşuyorlar. Türkiye'ye geldikleri zaman Türkiye'ye uyum sağlayamıyorlar zaten. Bu denende 70'li yıllarda. Almanya'dan bir kesim geldi. Almanya dedi ki gidin ülkenize. Biz sizin bilet paranızı vereceğiz, maaşlarınızı vereceğiz. Şu kadar da size teşvik ücreti vereceğiz dediler. Türklerin bir kısmı geldi Türkiye'ye 70'lerde. Ama ne oldu sonra biliyor musunuz? Özellikle orada doğup büyümüş çocuklar, bir kısmı okula gitmeye başlamış çocuklar veya 15 yıl orada kalmış, Türkiye'ye gelmiş. Uyum sağlayamayıp insanların bir kısmı geri gitti oraya, Almanya'ya. Evet. Bütün bunlar yaşandığı için İnsanların kendi geleceklerini orada aslında kurmak istiyorlar. Ama bunun için toplumun açık olması lazım. Bunun için kucaklayıcı olması lazım. Bunun için önlerine engeller çıkmaması lazım. Mesela orada herkes çalışmak istiyor, herkes üretmek istiyor. Ama istihdam politikalarına baktığınız zaman açık ve net bir şekilde ayrımcılıklar olduğunu görüyorsunuz. Mesela göçmen kökenli çocukların, işte Almanya'da Türkler, İngiltere'de Pakistanlılar ve Hindistanlılar, Fransa'da Mağripliler, bunların çalıştığı işlere baktığınızda, eğitimdeki başarılarına baktığınızda, aralarındaki işsizlik oranlarına baktığınızda ana akım toplumdan her zaman daha farklı bir manzara var. Eğitimde daha başarısızlar, daha az maaşlı işlerde çalışıyorlar, işsizlik oranları daha fazla, bunların yaşadıkları mahallelerdeki suç oranları daha fazla. Bütün aslında araştırmalar bunu gösteriyor. Bu şu demek değil, yani oradaki göçmen kökenli çocuklar zekaları daha az olduğu için, suça daha eğilimli oldukları için ya da işte yetenekler daha az olduğu için bu şeylerle karşılaşmıyorlar, problemlerle. Bunun sebebi yapısal dışlama, yapısal meseleler, yani ırkçılık gibi, ayrımcılık gibi. Özellikle son yıllarda hani sık kullandığımız bir kavram var, İslamofobi, İslam düşmanlığı, İslam karşıtlığı şeklinde belki çevireceğimiz. Şu anda oradaki Türkler de dahil olmak üzere entegrasyona, oradaki Batı kültürüne, Batı medeniyetine olumlu bakışı en olumsuz şekilde etkileyen konulardan bir tanesi bu şu anda. İnsanlar doğup büyüdükleri ülkeye ait hissedemiyorlar kendileri. Neden? Çünkü okula gittiklerinde arkadaşları onlarla dalga geçiyor ya da işte dışlanmaya sebep oluyor. İş yerine gittiklerinde, vuruştuklarında, başlarını örttüklerinde, işte Müslümanca yaşamayı istediklerinde bir sürü problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. O zaman bir ikilemde oluyorlar. Yani zihinlerinin bir kısmı işte geldikleri ülkelerde, biz buna dönüş miti diyoruz. Yani günün birinde hani ilk zamanlarda 1960'larda 70'lerde insanlar göçmeye başlayınca hep onu demişler. Ya bunlar misafir işçiler, günün birinde dönerler demişler. Ama realite bize onu göstermiyor. Yani sosyoekonomik realiteye baktığımızda, dünyanın realitesine baktığımızda göçmenler, ki bunlar dediğimiz gibi yani anlaşmalarla gitmişler zaten. Çok meşru zeminlerle gitmişler.
geri kendi ülkelerine dönme trendleri çok az. Dolayısıyla orada kalmak istiyorlar. Bulundukları ülkeye entegre olmak istiyorlar. Siyasete girmek istiyor, çalışmak istiyor, üretmek istiyor. Ama karşılarında çok yapısal duvarlar var. Bu duvarlar sadece bir ülkede değil, Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde var. Yani bazı ülkelerde öyle ki mesela Danimarka'da, İsveç'teydi yanılmıyorsam, geçmişte gördük. Cami yapılmasını istiyor, minareli cami olsun diyor Müslümanlar. Referanduma gidiyorlar mesela. Halk referandumda biz cami istemeyiz diye mesela oylamalar çıktı. Ya bu meseleyi referanduma götürecek kadar aslında problemli. Halbuki din ve vicdan hürriyeti neyi gerektirir? Eğer bir yerde nüfus belirli oranda X ya da Z dinlerine mensup insanlar varsa onların ibadethanelerinin açılması gerekir. Bize evrensel hukuk bunu öğütler, öğretir. Bu bakımdan aslında yine değerlendirme yaptığımızda elbette orada yaşayan Türklerin bir takım eksikler olabilir. Onu da söyleyelim, değil mi? Mesela dili çok öğrenememiş olabilir, eğitimde başarısı yeterince olmayabilir. Ama bunu gidermenin yolu o insanları daha fazla gettolara hapsetmek değil, tam tersi işte toplumun bütün işte kesimlerine açıp onları topluma entegre etmek. Ancak o zaman zaten bu insanlardan daha maksimum derecede verim alabilirsiniz. Evet, bir de davet üzerine gidilmiş diyorsunuz. Belli bir meslek, belli bir iş üzerine davet ediliyor. Daha sonra onları tabii ki de iyi değerlendirmek gerekir. Hocam süremiz doldu. Soracağımız çok fazla soru vardı ama öyle güzel açıkladınız ki pek çok şeyi de bir iki soru içerisinde çözümleyebildik. Tekrar sizi konuk etmek isteriz uygun bir vaktinizde. Teşekkür ederim. Planlarız. Evet, İyi yayınlar diliyorum çok size. Teşekkür ediyoruz. Talip Küçükcan bugün Avrupa'da Türk ve Müslüman kimliğini bizlere anlattı. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.